Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası izleyicileri, programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Atlas Teknik Servis firma sahibi Mustafa Bey bizimle birlikte. Ben biraz sizi tanıyabilir miyim? Tabii tanıyabilirsiniz. İsmim Mustafa, soyadım Kurnaz. Kütahyalıyım aslen. Doğma büyüme İzmirliyim. İşimiz sizin de bahsettiğiniz gibi teknik servis olarak elektrikli ev aletlerine hizmet sağlamaktayız. İşimizle alakalı da size şunları anlatayım. İşimizi nasıl yapıyoruz? Şimdi bizim bir çağrı merkezimiz, iki tane bayan arkadaşımız telefonlarımıza bakıyor. Telefonlar derken şu şekilde, bizim resmi web sitemiz üzerinden bize gelen aramalar ve geçmişten bugüne kaydettiğimiz portföyümüzdeki müşterilerimiz ve onların bizi tavsiye ettikleri üzere diğer müşterilere ulaşım sağlamamız. Bu şekilde müşteriler bize ulaşım sağlıyor, bayan arkadaşlarımız kayıtlarını oluşturur oluşturmaz bizi de iletiyorlar. Biz de hemen direkt müşterilerimizle hızlı bir şekilde, özellikle ki kış sezonunda kombilerle alakalı mağduriyet yaşamamaları için, daha hızlı bir hizmet alabilmeleri için özen gösteriyoruz. Hemen arkasında biz müşterilerimizi arayıp randevu saatini oluşturuyoruz. Teknisyen arkadaşlarımızı verdiğimiz saat içerisinde evlerine yönlendiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlarımız ilk önce ev ektiği zaman bakımsa zaten bakım yerinde olur. Petek temizlikleri, kombi için alakalı olarak bunlar çok önemli. Aksatmayalım kış sezonunda. Bunları yapıyorlar. Çok ağır bir arıza olmadığı sürece zaten tüm arızalar evde gideriliyor. Yanlarında tüm yedek parçaları mevcut. Yaptığımız işlemlerde müşterimize değişen parçayla alakalı bir yıl garanti veriyoruz. Özellikle de dürüst olmayı seçiyoruz. Çünkü bizim sektörümüzde ne yazık ki dürüst işini yapmayan çok var. Biz de bu yüzden bu işi aslında seçtik. Hem tabii zevk aldığımız için mesleğimizden, hem de bu işi sadece dürüst insanlar yapsın ve temiz insanlar yapsın diye. Güvenilirlik de çok önemli bizim sektörde. Çünkü insanların hanesine giriyoruz, evlerine giriyoruz, hizmet veriyoruz, banyolarına giriyoruz. Tabii beyaz eşya işi de yaptığımız için çamaşır makinelerine, bulaşık makinelerine, klimalarına, buzdolaplarına, hepsine tam kapsamlı bir hizmet sağlıyoruz. Bunun için güvenilir olmak ilk önce birinci kuralımız. Ondan sonra işi bilmek, işinin ehli olan arkadaşlar seçiyoruz özellikle. İşi bilmek ki müşteri mağdur olmasın. Tabii ki yapılan 100 işte bir hata çıkabilir, 50 işte bir hata çıkabilir. Çünkü herkesin bir hatası olabilir. Hatasız kul yok zaten. Bu şekilde yani diyeceklerim bunlar size. Peki şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Şubeleşmeyi tabii ki de düşünüyoruz. Size en başta söylediğim gibi sadece Buca'da hizmet verirken artık Buca'da, Buca'nın değil İzmir'in tamamına hizmet vermeyi tercih ettik ve şu anda vermeye başladık. Yani İzmir'in tüm ilçesinde bizim 15 araçlık bir kapasitemiz var. Hepsi dağılım yapıyor. Gün içerisinde servislerini yapıyor. Akşam tekrardan burada ana merkezimiz olan Buca'da toplanıyor. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Şimdi de yanımızda atölye şefi İbrahim Bey var. Sizi biraz tanıyabilir miyim? İsmim İbrahim benim. Aslen Şanlıurfalıyım. 15 yıldır bu meslekte icra ediyorum. Yaklaşık 6 yıldır İzmir'deyim. Bu mesleğe ben Şanlıurfa'da başladım. Bu işin uzun yıllar çıraklığını yaptım. Atölyenin koordinasyonu sizde. Evet, bizim ortalama 15-20 ekip arası bir araç sayımız var. Bunların koordinasyonunu ben sağlıyorum. İş ayrımını, hangi bölgeye hangi ekibin gideceğini, ekiplerin iş ayrımını, atölyeye gelen giden cihazlarını, malzeme siparişlerini, yedek parça tedariklerini ben sağlıyorum. Gün içerisindeki yönlendirmelerini ben ayarlıyorum ekiplerimizin. Müşterilerimize daha hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için arkadaşlarımıza gün içinde sürekli paslaşıyoruz kendi aramızda. Ekibimizde kaç kişi var? Ya ekip olarak 15 ekibimiz var. Eleman sayısı olarak ortalama 30-35'e yakın personelimiz var. Büyümeyi düşünüyorsunuz, şubeleşmeyi düşünüyorsunuz. Geniş bir ekibimiz var. Ekibimizi de daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Eleman alırken nelere dikkat ediyoruz? Şimdi biz öncelikle eleman alırken bizim işimiz gereği biz insanların evinde hizmet veriyoruz. Gerek mutfaklarında, iş yerlerinde. Buna bizim en dikkat ettiğimiz noktalar güven. Alacağımız personelin geçmişi. Çünkü bizim sektör gerçekten önem ve güven isteyen bir sektör olduğu için personellerimizde biz iş kıyafetlerimizden olsun, takım taklavatımız olsun, bu gibi noktalarda dikkat ediyoruz bu konulara. Müşterimizin evine girdiğimiz zaman ortam temizliği olsun, müşteriyle irtibat, iletişim, bunlar bizim için çok önemli. Çünkü bunlar bizim yükselişimizi ve düşüşümüzü gösterir. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınızdan dolayı.